Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Haşir suresi 20-24. ayetler arasını, yani son bölümü değerlendireceğiz. Okuyacağımız bölüm özellikle Cenab-ı Hakk'ın Esma-ül Hüsna'sı ile alakalı, Kur'an-ı Kerim'de en ilgi çeken, en dikkat çeken bir bölümdür. Burada Allah-u Teala şöyle bildiriyor: La yestevi ashabun nar ve ashabul cennem. Cehennem ashabıyla cennet ashabı bir değildir. Ashabul cenneti humul faizun, cennet ashabı işte kurtuluşa eren onlardır. Yani gece ve gündüz birbirinden nasıl farklıysa, doğu batı nasıl birbirinden uzaksa, Müslümanla kafir de o derece birbirinden uzaktır. Müslüman cennet ashabıdır ve güneşin aydınlığı gibi parlak bir hayatı vardır, nurani bir hayatı vardır. Kafir ise cehenneme ehil bir hayat yaşar. Gecenin karanlığı gibi karanlık fikirlere, karanlık iç dünyaya sahiptir ve neticede ateş onun akıbeti olacaktır. لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ, şayet bu Kur'an'ı biz bir dağ üzerine indirsek, لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّيًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ, sen o dağı Allah'ın haşyetinden böyle huşu içerisinde ve parçalanmış bir şekilde bulursun. Yani dağ inen Kur'an'a dayanamaz, paramparça olur. وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, biz insanlara böyle misaller getiriyoruz ta ki tefekkür etsinler, ola ki tefekkür ederler diye. Burada tabi bir temsil söz konusu. Yani faraza Kur'an'ı biz bir dağa indirecek olsak, dağ bu ağırlığı kaldıramaz ve Allah'ın haşyetinden paramparça olur. Malum Ahzab suresinde geçen bir ayette benzeri bir mana ifade ediliyor. Biz emaneti göklere, yere, dağlara arz ettik. Onlar yüklenmekten kaçındılar. Ama insan yüklendi. O insan çok zalim, çok cahildir diye ayette ifade ediliyor. Burada da benzeri bir üslupla, şayet Kur'an-ı Kerim bir dağa indirilseydi, dağ bunu kaldıramaz ve Allah'ın haşyetinden paramparça olurdu. Tabi burada Kur'an'a muhatap olan insanlar olarak, neden onun hakkını vermiyorsunuz? Neden ona muhatap olmaya çalışmıyorsunuz? Böyle bir mesaj da verilmiş oluyor. Huvallahu allazi la ilahe illahu. Allah o Allah'tır ki kendisinden başka ilah yok. Yani tek mabut odur. Ondan başka ilah, mabut yoktur. Alimul gaybi ve şehade, gaybı da şehadeti de bilir. Yani görülenleri, insanların gördükleri şeyleri de bilir. Gözden ırak olan şeyleri de bilir. Eşyanın hem mülk cihetini hem melekut cihetini bilir. Mesela biz mülk cihetinde dağları, ovaları, denizleri, buralardaki varlıkları görüyoruz. Ama melekut cephesinde yer alan ruhları, cinleri, melekleri göremiyoruz. Halbuki alem bunlarla da dopdolu. Allah-u Teala için gayb diye bir şey yok. Her şey onun şuhudunda ve her şey onun daire-i nazarında. Böyle olunca en gizli şeyler de ona gizli değildir. Dolayısıyla gayb ve şehadet bize göre bir ayırımdır. Bize göre bazı şeyler gaybtadır, bazı şeyler gözümüzün önündedir. Ama Allah için hepsi gözünün önündedir tabir caizse. Huvarrahmanurrahim ve o Rahman Rahim'dir. Rahman Rahim Besmele'de de geçiyor, Fatiha'da geçiyor. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın iki ismi, Rahman büyük nimetlerle alakalı, Rahim de hususi özel nimetlerle alakalı ve Cenab-ı Hakk'ın o hususi rahmeti büyük nimetlerin de tamamlayıcısı oluyor. İşte Allah-u Teala hem Rahman'dır hem Rahim'dir ve onun rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Ve her varlık onun rahmetinden hisse almıştır. Vesiat rahmeti külle şey, rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Sebekat rahmeti ala gadabi, benim rahmetim gadabıma sebkat etmiştir. Bu mealde
ayet ve hadis kutsiler bulunmakta. Huvallahu lezî lâ ilâhe illâhu. O Allah ki ondan başka ilah yok. Tek mabut ancak O. El melik. O meliktir. Yani mülkün malikidir, hükümranıdır. Nasıl ki bir ülkenin hükümdarı oluyor, ülkeye hükmediyor. Bütün gördüğümüz alemin meliki odur. Hatta gerçek anlamda melik sadece odur. Çünkü bizlerin böyle melik şeklinde, hükümdar şeklinde gördükleri, dün hükümdar ama bugün toprağın altında. Belki bizde en güzel bir misali Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı'nın en geniş sınırlarında 36 yıl hükümdarlık yaptı, 46 yıl hükümdarlık yaptı. Ama şu anda artık onun saltanatı söz konusu değil. Kendisi mezarında kendisine okunacak fatihalardan istifade edecek bir durumda. Dolayısıyla bir zaman hükümdar ama ardından toprağın altında saltanatının yerinde yerler esiyor. İnsanların melik oluşu, hükümdar oluşu böyle bir şey. Ama Allah-u Teala'nın saltanatı bitmez bir saltanat. Hükmedenlere de o hükmediyor. Ve bütün alem onun kabzasında, onun tasarrufu altında. El-Kuddüs ve o Kuddüs'tür. Yani bütün mahlukatı en güzel bir şekilde tanzim etmiştir. Kusurlardan, ayıplardan salim kılmıştır. Ve o kendi zatında da takdis edilendir. Bütün mahlukat takdis ederler, tesbihte bulunurlar ve ona Subhaneke ile takdislerini ifade ederler. Esselam ve Allah selamdır. Yani insanlara selamet verir, mahlukata selamet verir ve kendisi bütün ayıplardan, kusurlardan salimdir. El mümin ve mümindir. İnsanlara emri eman verir. İnsanlara ve mahlukata emri eman verir. Yani onları emniyete kavuşturur ve onları güvene kavuşturur. Eman isteyenler Allah'tan istemeli. Bu şekilde emniyete, huzura kavuşmalı. El müheymin ve o koruyucudur. Ve nasıl ki Kur'an-ı Kerim'i daha önceki kitapları koruyucu olarak göndermiş. Orada müheymin özelliğini bildiriyor başka bir ayet-i kerimede. Onun gibi Allah-u Teala mülkündeki her şeyi korur, muhafaza eder. El-Aziz ve o azizdir, daima azizdir. Ona galip gelinmez ve haşa onun için zillet diye bir şey söz konusu değildir. Mağlubiyet tarzında zilletler, hiçbir türlü zillet onun için söz konusu değildir. El cebbar ve o cebbardır. Yani dilediğini dilediği şekilde yapar. Onun hükmünün karşısında durulmaz. Öte yandan cebr kelimesi yaraları iyileştirmek. Bir takım böyle diyelim kemiğin kırılması gibi durumlarda onları böyle sarmak, iyi hale getirmek. Oralarda da kullanılan bir kelime. Allah-u Teala cebbardır. Dolayısıyla mahlukatından kimin ne yönde yarası varsa onları sarar ve onlara bu şekilde yardımda bulunur. Onların eksiğini tamamlar. El-Mütekebbir ve Allah mütekebbirdir. Yani kibriya ona hastır, azamet ona mahsustur. Ve bir hadis-i kutside ifade edildiği üzere azamet ve kibriya bunlar birer elbiseye benzetilmiş. Alt üst elbiseye. Bunların sahibi sadece Allah. Bir başkası o elbiseyi giyemez. Yani kul olan da mahluk olan da izzet ve azametten, kibriyadan ancak bazı tecelliler olabilir. Gerçek anlamda azamet, kibriya Allah'a mahsustur. Bu açıdan tekebbür etmek, yani kibirlenmek, kendini büyük olarak görmek büyük günahlardan bir tanesidir. Ve kafirlerin özelliği olarak Kur'an-ı Kerim'de anlatılmaktadır.
Gerçi Müslümanlardan da haksız yere kibirlenen, tekebbürde bulunan kimseler bulunabilmektedir. İşte bunlar kul olanda olmayan vasıflardır aslında. Yani büyüklük dediğimiz şey insanda var olan bir özellik değil. Çünkü insan evvelini düşündüğünde işte atılan bir damla su oradan yaratılmış. Şu andaki halini düşündüğümüzde zaman zaman hasta olan, zaman zaman bir takım başka aksaklıkları, eksiklikleri ortaya çıkan zavallı bir varlıktır. Uyumaya mecburdur, yemeye mecburdur. Daima ihtiyaç halindedir. İşte 2 dakika hava almasa hayatını devam ettiremez. Bu kadar zavallı, bu kadar insan her an dağılmaya, her an ölüme muhatap olabilecek bir durumda. Bu özellikte olan bir varlığın tutup da tekebbür etmesi, kendini bir şey zannetmesi elbette uygun değil. Gerçek anlamda kibriya, büyüklük Allah'a mahsustur. Subhanallah amma yüşrikun. Allah onların ortak koştukları şeylerden yücedir, münezzehtir. Yani müşrikler Allah ile alakalı dile gelmeyecek şeyleri söylemişler. Haşa işte meleklere Allah'ın kızları demişler. Veya bazıları Hazreti İsa ile alakalı Allah'ın oğlu demiş. Daha neler neler. Allah-u Teala bu gibi şeylerden yücedir, münezzehtir. Putları kendi saltanatına şerik yapmaktan yücedir, münezzehtir. Ve bir takım insanlara uluhiyete ait yetkiler vermekten yine yüce ve münezzehtir. Huvallahul halikul bari el musavvir. O Allah haliktir, baridir, musavvirdir. Halik yaratan, takdir eden anlamında. Bari düzgün bir şekilde yapan anlamında. El musavvir suret veren, şekil veren anlamında. Yani yaratan o olduğu gibi düzgün bir hale koyan da o, her şeye suretini veren de o. Sadece suret verme itibariyle düşündüğümüzde mesela Allah-u Teala 6 milyar insana farklı farklı suretler vermiş. İkizler bile birbirinden çok çok farklı. Bu çok harika bir durum. Mesela bir fabrika diyelim bir mamul üretiyor. Hepsi birbirinin aynı. Her birine farklı bir şekil veremiyor. Ama Allah-u Teala her bir varlığa ona has bir takım orijinal özellikler yüklüyor. Böyle olunca mesela bir gecede yağan kar sayısı, kar kristalleri belki şu andaki insanların sayısından daha fazla, bilemiyoruz da ama çokça yağıyor. İşte her bir kar kristali 6 köşeli ama hiçbirindeki desen diğeriyle aynı değil. Allah-u Teala her bir kar tanesine farklı bir desen çizmiş. İşte musavvir, ona suret veriyor, ona şekil veriyor. Bir anne kendi evladının resmini çizmekten acizdir. Ama Allah-u Teala o annenin karnında yeni dünyaya gelecek olan ceninlere, yeni yaratılan kimselere orada suret veriyor. Dilediğini kız, dilediğini erkek yapıyor. Dilediğini sarışın, dilediğini esmer yapıyor. Ve ona göre genetik yapısını tanzim ediyor. Ve onun hem fizyolojisini hem ruh dünyasını o şekilde şekillendiriyor. İşte Allah-u Teala musavvirdir. Her şeye suret, şekil verendir. Lehul esmaul husna. Ve onun esmaül husnası vardır. Yani Allah-u Teala'nın en güzel isimleri vardır. Bir başka ayette ifade edildiği üzere وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Allah'ın Esma-ül Hüsna'sı vardır. O isimlerle Allah'a dua edin. İşte burada o Esma-ül Hüsna'dan bir kısmı ifade edildi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın 99 ismi olduğunu bildiriyor. اِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اِسْمَى وَمَنْ اَحْسَاهَ دَخَلَ الْجَنَّةِ. Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bu 99 ismi saysa cennete girer. Ve ilgili hadiste 99 tane isim ard arda sayılmıştır. Herhalde bundan murat 99'da sınırlı olması değil, orada 99 tanesi bildirilmiş. Başka rivayetlerde başka isimler de var. Kur'an-ı Kerim'de o hadislerde geçmeyen bazı isimler de yine
ifade ediliyor. Dolayısıyla Allah-u Teala binbir ismin sahibi, binbir ismin müsemması veya bilmediğimiz daha nice Esma-ül Hüsna'nın güzel isimlerin sahibi. Esma-ül Hüsna derken Cenab-ı Hakk'ın kemal vasıflarını anlamak gerekir. Mesela bir insan zatının birliğiyle beraber bir takım isim ve ünvanlara sahip olabilir. 10 parmağında 10 hüner derler ya bazılarıyla alakalı. İşte o insan diyelim bir ressam, aynı insan aynı zamanda aşçı, aynı zamanda hattat, aynı zamanda marangoz, aynı zamanda diyelim ki bina yapabiliyor, mühendis. Bunların her birisi bir kemal özelliğidir ve bunlarla alakalı eserler meydana getirir. Eserlerinden bu anlaşılır. İşte biz Cenab-ı Hakk'ın Esma-ül Hüsna'sını eserlerinden anlıyoruz. Allah-u Teala'nın şu mahlukatına bakıyoruz. Allah-u Teala her şeye bir suret vermiş. Suret vermesiyle o musavvirdir. Ve onları yaratmış. Daha evvelinde bunlar yoktu. O yönüyle Allah-u Teala Halık'tır. Bütün mahlukatını rızıklandırıyor. Bu yönüyle Allah-u Teala Rezzak'tır. Ve ilimle bunları yapıyor. Bilmeyen yapamaz. Allah-u Teala Alim'dir. Daha diğer Esma-ül Hüsna bu manada değerlendirilebilir. İşte Allah-u Teala Esma-ül Hüsna'nın sahibidir. Ve Esma-ül Hüsna Cenab-ı Hakk'ın kemalatının ünvanlarıdır. Yusebbihu lehu ma fis semavati vel ard, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a tesbih eder. Ve huvel azizul hakim, ve o aziz hakimdir. Surenin başında Allah-u Teala mazi sigasıyla sebbaha lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve huvel azizul hakim buyurmuştu. Yani Allah orada geçmiş zaman sigasıyla her şeyin, göklerde ve yerde olan her şeyin Allah'a tesbih ettiğini bildirmiş ve ardından da kendisinin aziz hakim olduğunu nazara vermişti. Surenin sonunda geniş zaman sigasıyla tesbih eder. Yani geçmişte tesbih etti, şimdi de tesbih eder, ta ebede kadar tesbih eder. Göklerde ve yerde ne varsa her şey Allah'a tesbih eder ve o azizdir, hakimdir. Böylece mebde ile müntaha hem şeklen birbirine benziyor hem de yeni bir mana ufkuna bizleri götürüyor. Cenab-ı Hak bizleri Kur'an'ın nurlarına, sırlarına mazhar eylesin ve Kur'an'a göre yaşamayı, Peygamber aleyhissalatü vesselamın gittiği yoldan gitmeyi hepimize nasip etsin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.